Merhabalar değerli izleyenler. Farklı tariflerin adresi Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tel şehriye ve erikle hazırladığım güzel bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Belki bu aşamada biraz şaşırdınız. Tel şehriye ve erik mi? Evet, tel şehriye ve erikle sizlere bugün güzel bir çorba tarifi paylaşacağım. Erikten çorba mı olur demeyin. Kesinlikle bir defa da olsa deneyin. Eminim ki yorumlarda belirteceksiniz gerçekten denedim çok lezzetli oldu diye bekliyorum yorumlarınızı denediğinizde. Çok az miktar bir erikten bir kasede olsun denemenizi öneririm. Lezzeti benden garanti bir tarif. 400 gram erik kullandım. Eriklerin çekirdeklerini çıkartarak yapımına başlıyorum. Erik kurusu Türk mutfağında birçok et yemeğinde, pilavda kullanılır. Ben de tazesiyle güzel bir çorba hazırladım. Hiçbir şüpheniz, hiçbir tereddütünüz olmasın. Erik'ten çorbam olur demeyin. Evet, Erik'ten çok güzel çorba olur. Eriği ortadan ikiye kestim. Çekirdeklerini çıkarttım. 400 gram eriği küçük parçalar halinde doğruyorum. Gayet pratik, çok da lezzetli, çok da severek içtiğimiz bir çorba oldu. Sizler de biliyorsunuz benim hazırladığım tariflerin hemen hemen hepsi bana ait genelde kendi içeriklerimi hazırlamak istiyorum ve kendi tariflerimi yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Erikleri doğradım. Sıra geldi soğanı doğramaya. Tarif içerisinde büyük boy bir tane soğan kullandım. Soğanı doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim çorbayı. Soğanı doğradım, kenara aldım. Tencereye bir kahve fincanı zeytinyağı ekleyip soğanı ilave ettim. Kızgın yağ içerisinde soğanı soteliyorum. Soğan biraz sotelendi. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için. Hazırlamış olduğum çorba tatlı tuzlu uyumu birleşen güzel bir lezzet. Bir yemek kaşığı dolusu un ilave ettim. Unu kavuracağım kokusu çıkana dek. Eriği sadece tatlılarda denemeyin. Çorbası olsun, yemek içerisinde, pilav içerisinde çok güzel oluyor. Denemiş birisi olarak söylüyorum. Sadece tatlı, meyve olarak düşünmeyin. İçerisine oda sıcaklığındaki suyu ilave edeceğim, karıştırarak 1 litre su ekledim. Yaklaşık 5 bardak. Çorbanın suyu kaynadı. Erikleri ekleyeceğim. Öncesinde ilave etmedim. sizlerde de biliyorsunuz erik çabuk pişen bir meyve. Benim kullanmış olduğum erik yumuşak bir erikti. Ben yumuşak eriği çok severim. 1 yemek kaşığı da tel şehriye ilave ettim. 1 çay kaşığı karabiber ekledim. 1 diş sarımsak ilave ettim ve 1 tatlı kaşığı kadar kaya tuzunu da ekliyorum. Karıştırıyorum çorbayı. Çok pratik, çok da lezzetli çorba tarifi. Sizlere lezzetini şöyle anlatayım. Hafif mayhoş güzel, çok hafif, tatlımsı bir lezzeti var. Kesinlikle erik lezzetini birebir alacağınız bir çorba değil. İçerisine bir çay bardağı süt ekledim. İçerisindeki sarımsak, içerisine eklediğim karabiber baskın tadını alıyor eriğin. içerisindeki süt özellikle normal bir çorba olarak düşünün. Bir çay kaşığı daha karabiber ekledim. Az gelmişti karabiber miktarı. Toplamda iki çay kaşığı karabiber ilave ettim. Güzel bir çorba tarifini sizlere sundum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Hiçbir şüphe kalmasın. Altını kapatıyorum ve servise alıyorum. Ben yemediğim, lezzetini bilmediğim, hiçbir malzemeyi birbirine yakıştırmadığım tarifi sizlere sunmam. Soframda ne yiyorsam sizlerle de fikir olsun diye paylaşıyorum. Ben bugün erikten güzel bir çorba tarifi hazırladım. Sizlerle de nacizane paylaşmak istedim. Üzerine biraz kıtır ekmek ilave ettim ve tarif servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Erikten çorbam olur diye ön yargılı düşünmeyin lütfen. Kesinlikle. Bir avuç erik de olsa deneyin. Ben lezzetini beğeneceğinizden eminim. Ben çok beğendim. Sizlere de bunun garantisini veriyorum. Güzel, mayhoş, hafif erik tadının geldi lezzetli bir çorba tarifi. Başka tariflerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.